böyle bakıyoruz. Biz ne yapıyoruz şimdi hangi yemeğe? Kahve sıralım. Ya biz şu anda gelde pilavına geçiyoruz. Niye sandın sen bakayım böyle? Beraber yapacağız mı yine gelde pilavını? Utandı, diyemem ben sana. Hadi bakalım. Annesi, gelde pilavına geçiyormuşuz. Evet, senin gelde pilavımıza geçiyoruz. Evet. Anneciğim. Ocağa bak. Hadi. Ve Mardin'den geldi. Musaybin ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine terörist ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada iki terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bölgedeki operasyonun Skos helikopterler ve zırhlı araçların desteğiyle jandarma komandolu özel harekat birliklerince sürdürüldüğü kaydedildi. Sokaktaki hain saldırıya katıldığı belirtilen teröristlerin Karadeniz bölgesi... Thank you.
Yarın akşam çıkalım mı eşya bakmaya? Olur. Tamam, eve haber vereyim ben. Tamam. Nereye gideriz? Geçen dediğin yere bakarız işte. Çok pahalıydı ama orası. Bir bakalım, beğenirsek. Tamam, olur. Böleyim biraz. Hayırdır, sen gelmezdin böyle? Bir şey söylemeye geldim. Babamı buldum.
Dün abim geldi. Öyle mi? Ne dedi? Ne yapıyormuş? Bir şey demedi. İyiydi. Bayağı iyiydi. Konya'ya gidiyormuş. Konya mı? Ne işi varmış orada? Bir şey yok. Beni de çağırdı. 2 gün. Beraber gideceğiz. Konya'da kim var? Kimse değil annem, merak etme. Bir arkadaşa gideceğiz. Sen git televizyonu seyret. Çok pahalıydı ya. Her yerde aynı. Bari senin istediğin olsun. O zaman ileride çocuk odasında beyaz alırız. Yer yok ki ona. Büyük ev tutarız. Ne ev? Ev var ya. Anne? Burak. Efendim. Ne yaptın bugün, nasıldı? Bir şey yapmadım. Hiç mi bir şey yapmadın? Ha, unuttum söylemeyi. Bankayı soyulmaktan kurtardım. Nasıl, hesaplarda açık falan mı varmış? Yok. İki gangster geldi bankaya. Biri tüfeğini çekti. Doldur lan paraları dedi. Ben de bankodan zıplayıp adamın üstüne atıldım. Birini vurdum. Diğeri kaçmayı başardı. Polis arıyor. Ne yapacağım? Para saydım.
Öğlen yemeğinde enginar yedim. Güzel olmuştu. Sonra döndüm bankaya. Neyse sen yine. Ceren'in okulunu değiştirmeyi düşünüyorum. Niye? Çok uzak. Yoruluyor gidip gelirken. Yürümeyin siz de. Oraya giden direkt bir araç yok. 20 dakika yürüyorsun diye okul mu değiştireceksin? Küçücük kız daha. Büyür. Ne yaptı şimdi size? Anlamadım ben. Peşimden geldi diyorum. Sokağın başına kadar takip etti. İyi de ne var bunda? Belki sizinle aynı sokakta oturuyor. Belki o yoldan bir yere gidecek. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ben 10 yıldır aynı sokakta oturuyorum. Bu çocuğu ilk defa burada gördüm, okulda. Daha önce görmemiş olmanız aksini ispatlamaz. Yanımda 7 yaşında kızım var. Tek başına bir kadını evinin önüne kadar takip etti bu adam diyorum. Anlamıyor musunuz? Şimdi hanımefendi, bu çocuk gelip size bir şey mi dedi? Yanlış anlamayın da, gelip bir yerinize mi dokundu? Neyle suçlayacağım ben bu çocuğu? Kaldı ki 24-25 yaşında gencecik çocuk. Ağzı var, dili yok. Bir şey yapmayacaksınız yani. Ben çağırıp bir saat isteyeceğim. Daha da başka bir şey yapamam. Gerçekten korkuyorsanız ya da bir şikayetiniz varsa polise gidin. Polise gidersem eşim diyor. Duysun. Sizin korktuğunuz bir şey mi var? Ne biçim konuşuyorsun sen be? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Derdin ne benimle? Hiç. Derdin ne benimle? Çok güzelsin. Belki de ondan. Thank you.
Mardin'den geldi. Mustafa Üniversitesi kırsalında güvenlik güçlerine teröristlerce ateş açıklarına çatışma çıktı. Çatışmada iki terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Ben geldim. Hoş geldin. Ne haber anne? Kapının önüne kadar geliniyor mu artık? Bilmiyor musun? Haber vermediler mi? Bir aya geliyorlar. Evlen evlen salak. Ömür boyu bir deli karının bokunu temizle. Ha, derdim olmadığı için memnunum. Hem de çok. Memnunum ama insan dediğin bir şey için kavga etmeli. Ha, fiziksel kavga da olur. Yeter ki kavga edecek kadar önem verdiği bir şey olsun. Ne bileyim, bir dert de olur. Düzeltecek bir şeyi. Bir yerin eksik olmalı. Canı yanmalı ki insanın derman bulduğunda kıymeti olsun. Yoksa süre gelen bir boşluk. Her şey aynı. Ne ister o zaman insan yarından? Mahmut nerede? Kahve yorulmuştur abi. Ya belki de oraya bir oturacak bir daha iki katlayacak. Hiçbir şey belli
Çok sıkışıklıyor mu? Arada. Söyle söyle, ne oldu? Nasılmış Samet abi? İyi. Neredeyse hiç değişmemiş. Eskisi gibi. Konya'ya mı gidiyorsunuz cidden? Evet. Neye gidiyorsunuz? Bir arkadaşın düğününe. Öyle mi abi? Öyle. 10 yıl oldu. Beraber arkadaşınız mı kaldı? Kalmış demek ki. Aileden hep kalan olur değil mi? Yani işte sen de olur, istemesen de. Samet abime selam söyle. Ellerinden öperim. Aleyküm selam. Görmüş olsaydım gerçekten de öperdim. Gel götüreyim seni de. Bizi bırakıp gidene niye gidelim abi? Ya abimiz çünkü. Bize bir kötülüğü de yok, niye gitmeyelim? Babamız gitti. Kötülük etti diyoruz. Abimiz gitti, ona niye bir şey demiyoruz? Abim onun gibi değil ya. Öyle. O da gitti, o da gitti. Sebebi ne fark eder? Sonunda biz yalnız kaldık işte. Yalnız değiliz, üçümüz varız ya işte. Abi yanlış anlama ama. Benim yalnız iki çocuğum, bir kocam var. Sen de vazgeç. Kimseye bel bağlama bu saatten sonra. Kimseden de hesap sorma. Sonra gene sen yalnız kalırsın. Gençliğini, emeğini, verdiğinle kalırsın. Biz seni bu kadar kötü mü yetiştirdik abi? Kötü yetiştirmedin abi. Ama böyle. Aklım var, görüyorum. Herkes istediğini yapar. Sonra sen yalnız kalırsın. Yüzüne gülüp sırtını sıvazlayanları boş ver. Ben kötü olayım ama sen de bunları bil.
Hayır lütfen, kesinlikle giremezsiniz. Burcu Hanım lütfen müsaade eder misiniz? Ben içeri gireceğim. Lütfen diyorum, gireceğim. Ne diyorsunuz bu konuda diye soracak. Ne oldu? Emre ablanın kız. Gel gel. Kimlik var. Nereye gidiyorsun? Eve. Evin nerede? Mısır buradayız sokak. O nerede? Burada aşağı. Aradan girince yani. Ne iş yapıyorsun? Korumayım. Nerede? Varlar sokağı, bahane var. İyi. Sabıkan var benim. Samet Mutlu. Yaralaman var. Kimi yaraladın? Adamın birini. Artist misin sen? Güneş ne diyor? Ne işin var burada? Evim burada. Burada Güneş de diyor. Ya o eski adres, annemin evi orası. Ben 10 yıldır burada yaşıyorum. Tarih kaçınız ha? 2001. Ne var üstünde? Bak. Hadi hadi. Nereye gidiyorsun? Konya'ya işte.
Düştün mü? Efendim? Bir yerden mi düştün? Kalçanda morluk var. Hem de bayağı büyük. Şey... Hayır, geçen gün banyoda düştüm. Of, çok kötü olmuş ya. Dikkat et biraz. Daha kötü de olabilirdi. Ederim. Uyumuyorum. Bekliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Üstü kalsın. Teşekkürler. Hadi yiyelim bakalım. Biz yedik Ceren'le. O nerede? Yatırdım, yorulmuş. Peki o zaman. İşte bu nüfusun %40'ını Batı Trakya'lı Türkler oluşturuyor. Geçen Yunanistan'daki ekonomik krizden Batı Trakya'lı Türkler... Çeker, motorum yap. Geç kaldın. Evet. Hadi gidelim. Çay içmeyelim mi? Ben evde yaparım sana. Tamam o zaman. Sen kaç çay içtin? Üç galiba. İçeri geçelim. Olur. Ben bir sigaramı alıp...
Ayşe, niye böyle dolaşıyorsun? Gitmemiz lazım. Amca! 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 Amca, bu Cemil... Aleykümselam. Selamünaleyküm. Bu Cemil Kaya'nın evine nereden gittin? Kim? Cemil Kaya. Sağdan git, şu bostanlı ev. Şu mu? Evet. Eyvallah. Cemil Kaya'nın evi bura mı? Evet, ne oldu? Burada mı kendisi? Değil, domuza gitti. Yarından önce dönmez. Ne oldu ki? Ben ona anlatırım yarın ne olduğunu. Hoş geldin. Hoş buldum. Gel öpeyim. Geç geç. Kapı açık kaldı. Uyumuş kalmış. Sen geç otur, ben şunu bırakıp geliyorum. Yanlış mı gördüm? Sola nasıl?
yasaklar. Olur olmaz kısılır. Memleketteyim. Memleketteyim baba. Kadıköy'den memleketteyim baba, memlekette. Memlekette, anladın mı? Annem babam beni çok severmiş. Alnımda ergenlikler, ilk aşkı müjdelermiş. Annem babam beni çok severmiş. Bir sinemanın önündeyim, siyah beyaz bir film varmış. Annem babam beni çok severmiş. Ankara'dan abim gelmiş, evde bir bayram havası. Annem babam beni çok severmiş. Annem babam beni çok severmiş. Annem babam beni çok severmiş. Hoş geldiniz. Sağ ol. Yolun karşısında arabam var. Arabada kızım uyuyor. Alalım kızınızı. Yok yok, gerek yok. Ben bir şey soracağım.
Kimsin sen? Ne istiyorsun? Bir şey sormaya geldim. Dün gelen de sen miydin? Evet. Ben seni tanımıyorum ki. Ne sorduğunu nereden bileceğim? Çek git evimden. Hem dün gelmiş, kadınları da korkutmuşsun. Korkan adamın kabahati vardır. Siz ne yaptınız da bu kadar korkuyorsunuz? Neden korkacakmışım ki ben? Korktum falan yok benim. Neyse ne be? Bana bak. Ben asker arkadaşın Murat Mutlu'nun oğluyum. Babamın yerini öğrenmeye geldim. Bilmiyorum. Tam 10 yıldır görmedim babanı. Bildiğini biliyorum. Elimde banka dekontu var. Epey yüklüce bir şey almışsınız babamla. Hesabına epey indirmiş senin. Bilmiyorum dedim ya lan. Vay bir de dikleniyorsun ha. Yapma lan. Lan. Yapma dedim lan. Yapma lan. Verdim ya adresi size. Canım bak ben burada uyumaya çalışıyorum. Sessiz ol. Tamam. Ya ne biçim adamsın sen ya? Lan senden mi öğreneceğim adamlığı? Ne yaptım ki ben size? Niye yapıyorsunuz bunu bana? Benim ne suçum var? Ne suçun yok ama ağzında susmuyor ha. İşte bu yüzden de yedin dayağını. Benim 3 tane çocuğum var. 80 yaşında anam var. Evde beklerler beni. Tamam işte. Yaptın erkekliğini, yedin dayağını. Kes sesini, otur aşağı. Ya ne olur şurada bir yerde durun da bırakın beni, evime gideyim. Ne olur. Ne olur. Arayıp da babanıza haber verecek değilim herhalde. Ne malum? Malum olmayacak ne var? Bana çocuklarıma bir zarar geleceğine siz arayın babanızı. Hesaplaşın, ne yaparsanız yapın. Bana ne? Vay, bak gördün mü? Bu hiç değilse çoluğunu çocuğunu düşünüyor. Ya ne yaptığımı biliyorsunuz. Nerede yaşadığımı biliyorsunuz. Ne olur bırakın beni de gideyim. Ne olur. Kes sesini be. Bir yere gidemezsin. Otur işte. Ulan kızlarım diyorsun sabahtan beri. Arkadaşım dediğin o piç 3 tane çocuğunu bırakıp siktir olup gittiğinde neredeydi aklın? Ha? Niye sesin çıkmadı o zaman? Gittiyse gitti. Kaç yıl olmuş? Tam 10 yıl olmuş. Neyin hesabını yapıyorsunuz? Sana mı soracağız lan neyin hesabını sorduğumuzu? Bakın. Babanız o parayla Ordu'da 4 dönüm bir fındık bahçesi aldı. İçeride çok güzel bir ev yaptı. 7-8 önce de bir dul kadınla evlendi. Şimdi 5 yaşında bir çocuğu var. Yaşayıp gidiyorlar işte. Arada bir arayıp benim keyfimi de soruyor. 60 yaşında adam. Hiçbir şey yokken kendine bir dünya kurdu. Siz ikiniz hiçbir bok yapamadınız diye mi kızıyorsunuz ona? Ha? Lan anam avradım olsun seni indirir yolun ortasına gömerim lan. Uğraşmış çocuğu. Lan öldürürüm lan seni. Emret çek aşağı. Çek abi indireceğiz. Dur kaza yapacağız ya. Kızdırmaya çalışıyor işte. Göt. Bu da babam gibi piçin teki. Bana koyayım. Onu mu savunacak bizi mi? Babanız için değil. Sizin için söylüyorum. Bulsanız ne olacak? Vursanız ne olacak? Ha? Ne olacak? Ananın amı olacak. Ananın amı olacak. Ananın amı olacak. Askerde Mersinli bir oğlan vardı. Öyle kara kuru, çelimsiz bir oğlan. Bir sabah herkesten erken uyanıp sabahın köründe bahçedeki söğüt ağacını asmış kendini. Uyandığında gördük öyle. Ölüsü sallanıp duruyor. Bütün tabur ayaklandı tabii. Komutanlar geldiler. Herkesi sorguya çektiler. Çocuğa kim höt dediyse tek tek falakadan geçirdiler. Bir suçlu bulacaklar ya. Bulamadılar tabii. Ne olmuş? Nasıl olmuşsa çocuk asmış kendini. Anasına mı üzülmüş? Yavuklusuna mı üzülmüş? Üzmüş kendini. Asmış. Gördük öyle. Sallanıp duruyor.
Bilmem biliyor musunuz? Söğüt ağacının dalı yaş olur. Çocuğun o cansız bedeni böyle bir aşağı bir yukarı sallanıp duruyordu. Bu kadar zaman geçti. Halen gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Düşünsenize. Ölü bedeni bile huzur bulmamış. Ulan onu da sen asmışsındır ha. Bak işte sen de öylesin. Tıpkı bizim komutan gibisin. Birine bir suç yıkacaksın ya. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Suçluyu bulamadılar. Bulamayınca da Söğüt ağacına ceza kestiler. Başına da bir nöbetçi diktiler. Yanına hiç kimsenin yaklaşmasına izin vermediler. Sanıyorum halen öyledir. Sivas'ta. Temeltepe'de. Ya tamam anladık ne dediğini. Bir sus. Bir sen mi biliyorsun her şeyin doğrusunu ya? Ya tamam yani her günaha bir şeytan lazım. Bunu ben de biliyorum. Bir sen mi biliyorsun yani? Ben de biliyorum. Emre de biliyordur. E, tamam biz de oraya gidip de bu niye böyle oldu diye hesap sormaya gitmiyoruz yani. Olan oldu. Döndürebilir misin? Yok. Olan oldu da. Yani hiç kimse de mi bir şey demesin kardeşim ya? Allah'a mı havale edeceğiz her şeyi? Vicdanının sızlamasını mı bekleyeceğiz ipnini? Giden gitti. Üstünden tam 10 sene geçti. 10 sene. Vay be o kadar oldu mu ya?
geldin. Hoş buldum. Gel. Geç geç. Nasıl gezeceğim? Geç. Çok küçüktüm bizim en son gittiğimizde. Kafan da o zaman yarılmış değil mi? Evet. Mayıs'a düşmüştün. Sen o zaman da gülmüşsün böyle. Ya ama çok komikti oğlum. Görsen sen de gülerdin. Böyle boğazına kadar gömülmüşsün. Bir tek kafan ortada harbuk. O da böyle oluk oluk kanıyor. İyi hala kafamda. Saçlarını örtüyor merak etme. Bir tane de bu tarafta var. Onu da sen yapmıştın. Nasıl ben yaptım? Bakkala mı bir yere gönderdim. Ben de gitmedim. Atari oynuyordum galiba bizim evin salonunda. Zippo vardı sende bir tane. Onu fırlatmıştın. Ha, hatırladım tamam. Duruyor mu o çakmak? Yok be oğlum. Nerede? Sigaraya ilk başladığım yıl almıştım o Zippo'yu Eminönü'nden. Ne Zippo'ydu ama. Ben kafamda iz kaldı, saç çıkmıyor diyorum. Adam ne Zippo'ydu diyor. Ama öyleydi oğlum, müthiş bir çakmaktı ya. Üzerine böyle Harley Davidson'ın işlemesi vardı. Annem sırtında hastane hastane dolaştırmıştı bütün gece. Güçlü kuvvetli kadındı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar abi efendi. Dolacak abi. Dolacak. Bu Meşebük'ün ne tarafta usta? Bu gölü geçin sağdaki ilk köy. Eyvallah. Abi 2000 Stonebox, 200 Malboro. Bir de bu. 32 lira. Buralar neymiş abi böyle ya? Versene.
Bayağı bencil ama. Burada Gaga Gölü yazıyor. Acaba bu gölün adı ne? Pompacı tarif etti burayı ama adını söylemedi ki göl. Tabela falan da yok. Merve de ordu la. Belki burasıdır. Neyse döndüğümüzde sorarız kendisine.